Ya. Selamun aleyküm. Beyler bayanlar, merdivenden kayanlar. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Nerede kalmıştık? Geçen hafta cumartesinde kalmıştık galiba. Geçen hafta cumartesi günü Türkiye'deydim. İnsanoğlu kuş misali, şimdi Almanya'dayım. Şimdi arkadaşlar, ilk önce beni şeyde düşünün. İstanbul'da Galata Köprüsü'nün üstünde, evet. Galata Köprüsü'nün üstünde oltayı sallıyorum şimdi, tamam mı? Bak, eskiler anlayacak, yeniler dinleyecek. Şu an oltayı sallıyorum. İki tane maçı veriyorum. İki tane maçımız hangi maç? Kazakistan Arnavutluk. Bu maç 4.5 üstü biter. İkinci maçımız da şöyle söyleyeyim. Ermenistan Gürcistan. Bu da 4.5 üst biter arkadaşlar. Bakın, iki tane maç veriyorum. Ermenistan Gürcistan maçı 4.5 üst. Kazakistan Arnavutluk maçı 4.5 üst. İki tane maçlık kuponumuz bundan ibarettir. Şimdi gidenlere bay bay yapıyoruz. Bay bay. Gelenlere hoş geldin diyoruz. Daha doğrusu bizimle devam edenlere. Bu arkadaşları maçlardan sonra videoların altındaki yorumlarda hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi kalan sahalar bizdedir. Biz muhabbetimize devam edelim. Beyler, bir haftadır yoğun bir şekilde işlerim vardı. Bunu size anlattım. Türkiye'deydim. İşlerimden kaynaklı videolar çekemedim. Zaten maç programı yoktu. Her şey normale dönüş olacak. Normal seyir halinde çekimlerimize devam edeceğiz. Bu arada Turgay Öztürk, Tanyoli ve Salim Güven arkadaşlar, formalarınız Kasım ayında sizinle olacak. Lütfen sizler ricam. Sizlere mail yoluyla bilgilendirme yapılacak. Formalarınızı teslim aldığınızda sadece formalarınızla beraber çekilmiş fotoğraflarınızı bize yollarsanız biz de kanalda bunları yayınlamak istiyoruz. Yani olay bu. Şimdi diğer bir bilgilendirmeyi de yapayım. Bir sonraki olayımız milli takım forması. Bunun da tarihini ve zamanını size açıklayacağım topluluktan arkadaşlar. Beyler, şimdi Almanya'dayız. Geldik yerimize. Herkesin evi gibisi yok. Buradan şimdi çekimlerimiz ve şeylerimiz çok daha rahat olacak. Ben şimdi yol yorgunuyum. Yol yorgunluğundan kaynaklı böyle çok böyle ekstra bir tonlama yapamıyorum. Bunun acısını çıkartacağız. Nasıl çıkartacağız? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Yakın bir zamanda canlı yayın açacağım size. Bununla ilgili lütfen bu videonun altında bilgilendirme yaparsanız sevinirim. Diyorum ki hani bir canlı yayın açalım. Canlı yayında sohbet bazında soru cevap şeklinde bir canlı yayın yapalım. Size etrafı gösterebilirim. Bir kahve içeriz. O arada da sohbet ederiz. Bununla ilgili yorum yaparsanız sevinirim. Talep doğrultusunda tabii bunu yapayım. Talep yoksa boşuna böyle bu işe hiç girmeyeyim. Böyle videoyla devam ederiz. Sıkıntı değil. Yani maç videolarını yine çekeriz de ekstra bu aradaki boşluğu kapatmak amaçlı biraz gırgır şamata goy goy. Canlı yayında goy goy daha fazla yaparız. Gelelim maçlara. Şimdi iki tane maç çıkardım arkadaşlar. Bakın, milli maçlar olması sebebiyle lütfen kuponları düşük tutun. Ve milli maçlardaki o aradaki hazırlık maçlarından sonra bunlar ekstra maçlar. Şimdi bu maçların dengeli takımlar arasındaki maçlarda çok böyle fazla yıpranma, horlanma olmaz. Sert mücadeleler geçmez. Örneğin Portekiz-İspanya maçını hatırlayın. Yani bunlar hep arkadaş zaten. İşte Ramos'la Ronaldo'nun maç öncesi ve maç sonrası işte görüntüleri. Yani şimdi Ramos'un nasıl bir adam olduğunu biliyorsunuz. Ölümüne dalar. Ronaldo'ya karşı oynadığı futbola bakın. Şimdi bu tip pozisyonlarda, hele ki bu dönemde sert mücadeleler beklemeyin. Şimdi demem o ki mesela o maçlardan bir tanesi, bak sana o maçlardan bir tanesini vereyim hemen. Fransa-Portekiz maçı. Şimdi geçen hafta Fransa'nın oynadığı hazırlık maçına, Ukrayna maçına bakarsan aldınızsın. Ondan önceki Hırvatistan maçına bakarsan ondan aldınız. Çünkü Hırvatistan'ın defansı, o defans işler acısı bir durumdaydı. Yani Fransa'nın bu kadar golcü bir kimliği aslında yok. Karşısındaki rakip o bloğu kesemeyince, o top yapma, bak Fransa'nın attığı gollere bakın, öyle 3-5-6-7-8 pas yapıp gelmiyor yani. Tık 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 o boşluklardan geliyor, vuruyor, çakıyor, gol oluyor. Çok enteresan goller oldu. Şimdi buna aldanıp bu maçlara böyle üstlü, carttı, cürttü girmeyin. Ha, Portekiz'in mesela İspanya maçını açın, izleyin. Nasıl sıradan bir maç, nasıl iki isme yakışmış bir maç. Ama neden? Bunların nedenleri bu. Seyircisiz oynanıyor arkadaşlar bu maçlar. Seyircisiz oynandığı zaman yani full seyirciye oynanmıyor. Şimdi bu maçların seyir zevki düşer. O yüzden demem o ki benim sizlere bu maçta önereceğim tercih 2.5 gol 6'dır arkadaşlar. Bakın ilk tercihim. Taraf bahsi yapmak isteyen arkadaşlar, oran yükseltmek isteyen arkadaşlar, onlara şunu sunabilirim. Mesela ilk yarı 0 ideal bir tercih yine. Maç sonu 0 da ideal bir tercih. Sistem yapan arkadaşlar 0'dan 0 da oynayabilirler. Ama hani hep diyorsunuz ya, böyle çok müptezeller çıkıyor, kendini akıllı zannederler. 50 tane sonuç veriyorsun. Ben 50 tane sonuç vermiyorum. Ben sana diyorum ki sana vereceğim bu maçtaki ilk tercihim, oynayacağım, benim kendim adıma oynayacağım ilk tercih bu maçta 2.5 gol 6 olur. Ama yüksek oranı oynayanlar, gol bahsini oynamayıp taraf bahsini oynayanlara da diyorum
istemem ki bu maç 0 olur. Tercih hakkını sana bırakıyorum. Ama benim sana ilk sunduğum tercih 2.5 gol altı. Gelelim ikinci maça. İkinci maç erken saatte bir başlayan bir maç. Yine aynı seviyelerde iki takım oynuyor. Şimdi Ryan Giggs'in oynattığı, geçen hafta oynattığı bu hazırlık karşılaşmasındaki futbolla ondan önceki oynattığı o Bulgaristan Ligi'ndeki, Avrupa Ulusal Ligi'ndeki Bulgaristan maçıyla arasındaki dağlar kadar fark var. Neden? Çünkü Ryan Giggs İngiltere'ye karşı oynadı. İngiltere'ye karşı şimdi bir şeyleri denemenin bir manası yok. Doğru oynattı. İrlanda Cumhuriyeti'nin Slovakya Avrupa Şampiyonası elemesinde Slovakya'yla bir maçı vardı. O maçta da penaltılarla elendi. Şimdi orada çok yıprandı desem yıpranmadı. Çünkü böyle çok sert bir mücadele olmadı. Ama sonuç itibariyle penaltılara kadar gitti o maç. Şimdi zaten İrlanda Cumhuriyeti'nin yapısı itibariyle ki Stephen Kenny çok böyle durağan bir futbol oynatan bir hoca. Bu iki takımın yapısal futbollarına baktığınızda bu maçta kaçınılmaz bir son. Aynı Fransa Portekiz maçındaki gibi 2.5 altı bizi çekiyor. Şimdi normalde beni takip edenler, izleyen arkadaşlar çok iyi bilir. 2.5 gol altında çok fazla bahis almam, aldırmam. Ama maçlar milli maç olunca işlerin seyri değişiyor. Neden? Milli mücadelelerde çok gollü maçlar olmaz. Yani böyle çok arada dengesiz takım, çok gollü maçlar olmaz derken şunu demek istiyorum. Şimdi İngiltere Cebeli Tarık'la gider maç yapar. O maçta tabii ki de gol olur. Şunu demek istiyorum. Yani böyle işte hazırlık maçlarında söylemiyorum bakın. Yani hazırlık maçlarında milli maçlarda her şey olur. İspanya Portekiz maçı işte. Yani Fransa Portekiz. Yani Dünya Kupası maçlarını falan aklınıza getirin. Bu takımlar birbirlerini ezmenin yanında bakın şu psikolojiyle bürünürler. Bir Dünya Kupası finali Almanya Brezilya maçı bir milattır o. Onu içe sayın. Almanya olağanüstü bir futbol oynuyordu. Milli takımlarda şöyle bir şey söz konusudur. Karşı takımı ezeyim yok edeyimin yanında karşı takıma giderken saldırırken kontrolardan geri dönüşlerden gol yersem bir sirkülasyonla karşı taraftan ataklarıyla ben yıkılırsam ben hezimete uğrarsam daha kötü. Düşüncesine kapıldıkları için ahım şahım baskı altına alıp futbol oynamazlar arkadaşlar. O yüzden bunu aklınızın bir köşesine yazın. Şimdi maça geldiğimizde İrlanda'nın Galler karşısında bir savunmaya çekileceğini düşünüyorum ben. Galler İrlanda'ya karşı hücum futbol oynar mı? Bence oynamaz. Neden oynamaz? Puan durumuna baktığınızda zaten Galler 6 puan almış. Şimdi bu saatten sonra deplasmanlarda alacağı bir puan Galler'e yetecektir bu gruptan çıkmak için. O yüzden bu grupta da zaten Galler'in bana göre birinciliğe tek rakibi İrlanda ve İrlanda şu an bir puanda 5 puan fark atmış durumda. Dolayısıyla bu maçtan Galler'in alacağı bir puan Galler'e yetecektir ve ben bu maçta o yüzden sizlere 2.5 gol altını öneriyorum. Yine aynı şekilde Fransa Portekiz maçında olduğu gibi yüksek orana gitmek isteyen arkadaşlara da maç sonu 0, ilk yarı 0 öneriyorum. 0'dan 0 öneriyorum. Nasıl oynuyorsanız yani bu maçta çok gol olacağını düşünmediğim için bu maçın ilk yarı 0, maç sonu 0 sistemcilere de önerebilirim arkadaşlar. Hepinize şimdiden bol şanslar diliyorum. Canlı yayın için lütfen yorumlarda fikrinizi beyan ediniz ve şunun hatırlatmasını da yapıyorum. Beğenin arkadaşlar. Videoyu beğenin. Hepinize bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yazdığımız gibi gelsin ama öncelikle sizlerin yazdığı gibi gelsin. Gelirse ekime, gelmezse tekime.